Pardon, ben sizi nereden hatırlıyorum? Ha, özür dilerim. Herhalde birisine benzettim. Malum, insan insana benziyor. Stalk için gelmiştiniz değil mi? Buyurun buyurun, lütfen. Atmosferde ne var ne yok. Uzaylılar hoş geldiniz. İnsan insana benziyor derken uydurmuyorum. Bilimsel verilere göre bütün insanların genetik yapısı %99,9 oranında aynı. Yani genetik olarak yok bir farkımız. Biraz tarihe bakarsanız ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. Kubilay Han, İlber Ortaylı, Abraham Lincoln, Aydemir Akbaş, Büyük Gize Sfenksi, Fenerbahçeli Cemil, Bülent Ersoy. Dediklerimi ispatlıyor değil mi? Şişt, Yavuz abi. Ne oluyor be? Yavuz abi! Ne? Aa evet abi, çok haklısın. Bütün uzak doğulularda birbirinin aynısı değil mi? Değil. O kadar da değil. Küçüklüğümüzden itibaren çok fazla Asyalı ile karşılaşmadığımızdan beyinlerimiz Asyalı insanların yüzündeki farklılıkları algılayabilecek şekilde gelişmemektedir. Merak etmeyin, onlar da bizi algılayamıyorlar. İnsan insana benziyor dedik ama insan bir ünlüye benzeyince işler değişiyor, olaylar gelişiyor. Ünlü benzerliğini Milli Piyango'nun Amorti ikramiyesi gibi düşünebilirsiniz. Büyük ikramiye olmayınca Amorti ile yetiniyorlar, onunla avunuyorlar. Az şey değil tabii ünlü benzerliği. Her daim ekmeğe yenilebilir. Bir dönem bunun yarışması bile yapıldı. Birinciliği Beyazıt Öztürk performansıyla Beyaz'ın benzeri kazandı. Hani benim Recep'im, Recep'im sana bir an vereceğim. Olmazsan karakola gideceğim. Kim bilir nerede şimdi bu abi? Aradan geçen bunca zamandan sonra hala Beyaz'a benziyor mu acaba? İnsan merak ediyor. Mesela ben de böyle çenemi biraz sıkınca Hugh Jackman'a benziyorum. Biraz dikkatli bakarsanız. Bayağı dikkatli ama. Böyle acayip dikkatli bakınca benziyorum. Neyse, gelelim asıl konumuza. Bir benzerlik var ki son günlerde yerli yersiz her yerde karşımıza çıkıyor. Bazen at sırtında. Bazen rakı masasında. Bazen zeybek oynarken. Bazen de hastane yatağında. Anafartalar komutanı Gazi, Maraşal, Mustafa, Kemal, Atatürk'e benzeyen adam. Ya da kısaca Atatürk'e benzeyen, Atatürk'e benzemek için çaba sarf eden Atatürk'e benzeyen adam. Artık profesyonel meslek haline getirmiş insanlar. İnsanlar çünkü aslında bir kişiden bahsetmiyoruz. Atatürk'e şeklen benzeyen ve bu benzerlik için eldeki imkanlarını zorlayan çok sayıda insan söz konusu. Son zamanlarda içlerinden en çok öne çıkansa milli bayramlardaki performansıyla Göksel Kaya. Zamanında Ezel'de bile oynamış tiyatrocu bir abimiz. Kimden bilgi alacaksak kendimiz gidiyoruz ayakları. Göksel Kaya Atatürk'e benzediğini bir gün bir taksicinin ben size aşığım diyerek başladığı cümleyle anlıyor. Ya bir insan Atatürk'e benzediğini onca sene nasıl kendi başına anlayamaz. Taksici demese, yani Göksel abimiz bu durumun hiç mi farkına varmayacaktı? İnanın ben birazcık benziyor olsam dakikasında, saniyesinde anlardım. Olay şöyle oluyor. Taksici Göksel Kaya'yı Atatürk'e benzetiyor. Zaten o sıra işleri pek de iyi gitmeyen Göksel Kaya'nın kafasında lamba yanıyor ve bingo. O halde neden saçımı kaşımı iyice Atatürk'e benzetip özel etkinliklerde para kazanmayayım ki diyor. Kazanabilir tabii. Gözümüz yok. Acaba Atatürk'e benzeyen adam ara sıra eline bir banknot alıp ya aynı ben vallahi diyor mudur? Atatürk'e benzeyen adam paraya bakıyor mudur bilemeyiz ama Yılmaz Özdil ara sıra Atatürk'e benzeyen adama uzun uzun bakıyor olabilir. Yani sesi düşündüm. Profesyonel meslek olarak düşününce aslında Atatürk'e benzeyen adamlık çok da karlı bir iş değil. 29 Ekim 10 Kasım bitti. Şimdi sorarım size. 23 Nisan'a kadar Göksel Bey ne yapacak? Ki piyasadaki tek isim de değil. Atatürk'e biraz benzeyen, Atatürk'ü hafif andıran adamlar bile mevcut. Hatta Atatürk'e benzeyen adamlar kendi aralarında tartışmaya bile başlamışlar. Beyler, lütfen ama ayıp oluyor. Terbiyesiz! Evet, Doğu! Aa, bak, Doğu. Savunmadım! Bak, bak. Çıkar, göster! Doğu! Ben göstereceğim. Ahlaksız adam! Alçak! Puş! Tamam, kabul. Atamıza olan sevgi ve özlemden dolayı ona sadece şeklen benzeyen birisi bile olsa
suretini görmek hiç de fena değil. Ancak söylememiz gerekir ki yolda görenlerin onlara paşa demesi. Atatürk'e benzeyen birisine sanki Atatürk'müş gibi davranılması bu ülkenin kurucu liderinin hatırasına yapılan en büyük saygısızlıktır. Elbette ki Atatürk'e benzeyen adamlar kimseye zorla paşam dedirtmiyor. Ancak buna itiraz etmeyerek ve benzeri davranışlar karşısında sessiz kalarak büyük bir hataya ortak oluyorlar. Bazı oyuncuların kabadayı rolüne, mafya rolüne, padişah rolüne kendini kaptırarak gerçek hayatta öyle davrandığını haberlerden duyuyoruz. Fakat gönül isterdi ki Atatürk'e benzeyen bu adamlar atamızın hatırasını ve fikirlerine daha çok sahip çıkılması gereken bu günlerde içinde bulundukları durumun karikatürize edilmesine izin vermeselerdi. Ne diyelim? Umarız en azından bundan sonra daha dikkatli olurlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.